Her ameliyat ayrı bir challenge, ayrı bir stres kaynağı, ayrı bir öğreti serüveni ama aynı zamanda ayrı bir başarı öyküsü. Beyin aç, beyin aç. Beyin içerisinde ilerleterek. Saat 6. ...12 yıllık Parkinson hastalığı öyküsü var. Duyguları sağ tarafında daha fazla. Tutukluk ve ağırlığın ön planda olduğu bir hasta. Sağ elimizi kaldıralım. Açık kapatalım. Büyük kocaman. Beyindeki bölgelerin duyarlı hale gelmesi sonucunda yan etkiler ortaya çıkıyor. Bir süre sonra da hastalar ilaçsız hareket edememek ile ilaç alınca ortaya çıkan o yan etkilerin arasına sıkışıyorlar. Dey aç, dey aç. Ucuna, büyük açarak. Kocaman, çok güzel. İşte böyle durumlarda hastalarda bir tedaviye ihtiyacımız var ki onu da bize bizim yaptığımız beyin pilleri sağlıyor. Çünkü beyin pilleri basitçe yüksek doz ilacın etkisini taklit eden tedavi yöntemleri. Merhaba arkadaşlar, şu anda saat 6. Beyin ve sinir cerrahı hocamız saat 6.30'da başlıyormuş çalışmalarına. Şimdi onunla beraber muayene odasından ameliyathanesine kadar bir günde hastanede nasıl geçiyor? Bir doktorun hayatında neler oluyor aslında bunu gözlemlemiş olacağız. Hem hastaneden hem hastadan çeşitli izinleri aldık. Ben de çeşitli tedbirler olarak test yaptırdım. Negatif geldi. İsterseniz çok geç kalmadan hocamızın yanına gidelim, hastanın odasına gidelim. Orada ben de bayağı heyecanlıyım. Bugün bir Parkinson hastasının ameliyatına gireceğiz hep beraber. Şu anda hastamızın başına stereotaktik çerçeve dediğimiz bir çerçeveyi taktık. Bütün hesaplamalarımızı onun üzerinden yapacağız. Burada hastanın başında bu çerçeve varken hastanın MR filmlerini çekeceğiz ki o hastaya özgü koordinatlarla beyinde aradığımız hücrelerin yerlerini bulmaya çalışalım. Benim senin odadaki yerini tarif edebilmem için 3 tane koordinata ihtiyacım var. O öğrendiğimiz X, Y, Z koordinatları. Yani duvarın 2 metre yanı, kapının 1,5 metre yanı gibi. Dolayısıyla taktığımız çerçeve paralelinde de bizim X, Y ve Z koordinatlarımız var. Çerçevenin tam ortası 100, 100, 100. Şimdi MR filmlerimizi çektiğimizde beyindeki bazı kilometre taşı yerlerin hastanın beynindeki stereotaktik çerçeveye göre koordinatlarını bulacağız. Sonra yukarıda onları bilgisayara vereceğiz. İnsan beyin haritalarının yüklenmiş olduğu bir bilgisayara. O bilgisayar da bize o hastaya özgü beyin haritalarını verecek. Böylece ameliyata başlayacağımız teorik hedefin yerini öğreneceğiz. Bu sadece teorik hedef olacak. Çünkü daha sonra o hücrelerin yerini bulmamız gerekiyor. Ameliyat sırasında da İki ince elektrodu beynin içerisinde ilerleterek hücreleri dinleyeceğiz ve hastalıktan sorumlu hücreleri bulmaya çalışacağız. Burası orta 2.2 milim solunda. Şurası kırmızı çizgilerin kesiştiği yer 100-100. Şurası bizim subtalamik nükleosumuz. Orta hattın 12 milim lateralindeyiz. Subtalamik nükleosunun orada olmasını bekliyoruz. Arkadaşlar daha demin MR'daydık, çekimlerini aldık. Ameliyat öncesi hazırlıklı. Şu anda da ben de giyindim ve ameliyathaneye doğru gidiyoruz. Orada da bol bol göstermeye çalışacağım. Bu arada Ali hocamız çok hızlı hareket ediyor. Ona yetişmesi zor. Şu anda o -11 ile bizim teorik hedefimizde 11 milimetre ve o kadar mikron uzaklıkta. Biz onu bilgisayar aracılığıyla ilerlettiğimizde hidrolik drive buradan elektrodu çıkarıyor ve beyin içerisine ilerletiyor. Önce sol tarafını çalışacağım. Şimdi iki tane delik deneyeceğim. Görüntü patatesi duyacağız ama canımız yanmayacak. Bu birincisi.
Burada işler gayet iyi gidiyor. Şu anda kafatasımıza burr hole dediğimiz deliği deldik. Beyin zarında küçücük bir delik açtık. Buradan içeriye elektrodumuzu yollayacağız. Bu sistemde o elektrodu burada fikse edecek, yani tutacak sistem. Mikroelektrodumuzu taşıyacak taşıyıcı sistemi beynin içerisine ilerleteceğiz. Bu da elektrodumuzu ilerletecek olan sistem. Taşıyıcı elektrodumuzu içinden yolluyoruz. Buraya kadar hep hazırlık safhasıydı. Her şey gayet iyi gidiyor. Sağ taraf daha kötü olduğu için önce sağ taraftan başlayacağız. Sağ elimizi kaldıralım. Açıp kapatalım. Büyük kocaman. Sol eli kaldı. Parmaklarını böyle yap sırayla. Değeceksin, açacaksın, değeceksin. Devam. Tamam. Yukarıda bastığımız haritanın teorik hedefi burası. 0. 11 eli biz şuralardayız. -11 eli, 11 milim yukarıdayız. Şimdi yavaş yavaş aşağı doğru yürümeye başlayacağız. Şu anda 8.5'a geldik mesela. Bu sistemde yine hem stimüle etmemizi, uyarmaması hem de kaydetmemizi sağlıyor. Yayını bitmiş bir televizyon. Bir şey yokken duymuyoruz. Bir hücreye geldik. Yağmur damlası bir tenekenin üstüne düşüyor. Çek. İt. İt. Şu anda hastanın aktif dirsek ekstansiyonu yaptıran beyin hücresinin içindeyiz. Sağ kola hükmeden, sağ üst ekstremite alanındayız. Bazal ganglionların içinde de insan beynindeki homongulus gibi bir yapı var. Biz şu anda bu hastanın beyninde koluna hakim yerdeyiz. Bunlar bizim için önemli. Çünkü hastanın bulgularını ona göre planlayacağız, düzeltmeye çalışacağız. Artık hücre deşarj oluyor. Bu hasta için çok iyi bir başlangıç. Niye? Hem kol hem bacak var. Çünkü subtalamik nükleosun içerisinde kol daha posterolateralde, bacak daha anteromedialde. İkisini de bulduysak gayet iyi. Demin ne kadar dinlenmiştim? Latinyum iridyum karışımı bir tel, ucu camla inceltiliyor ve 2 mikronluk bir ucu var. 250.000 kilo ohm arasında bir değeri var. O yüzden bu hücreleri dinlememizi sağlıyor. Şimdi iliğe geri alıyor hastanın. Dolayısıyla geriye bakacağız. Her zaman 3 kişi kontrol ediyor. Ya hata olmasın diye. Şu an beyin haritalama işleminin tam yarısındayız. Beynin bir yarısının haritalamasını bitirdik. Şimdi karşı yarının haritalamasına geçiyoruz. Elektrodumuzu ilerleteceğiz ve beyindeki hücreleri dinlemeye çalışacağız. Bu mikroelektrot kayıt stimülasyon tekniği kısmının hemen hemen yarısı oluyor. Bu sefer de hastanın sol vücut yarısındaki alana hükmeden beynin sağ tarafındaki hücreleri bulmaya çalışacağız. Beynimizdeki haritalama işlemlerini bitirdik. Beynin hem sağ tarafına hem sol tarafına 5'er mikroelektrot yolculuğu yaptık. Ve böylelikle hücrelerin etrafındaki hayati oluşumların yerini bulmaya çalıştık. Birazdan hesaplamalarımızı yapacağız. Beyin pili elektrotlarımızı nereye koyacağımıza karar vereceğiz. Ve daha sonra da beyin pili elektrotlarını yerleştireceğiz. Yerleştirdiğimiz elektrot ucunda 4 tane kutbu var. Bu 4 kutbun ortalarında da küçük
ince çatlak gibi çizgiler var. Yani 3'e bölünüyor her bir elektron. Böylece burada elektrik vereceğiz. Şimdi bu elektronun beyinde hesapladığımız yere koyacağız. Beynin sağ yanındaki elektrodu yerleştirdik. Şimdi beynimizin sol tarafına, yani vücudun sağ yanına hükmedecek elektrodu yerleştireceğiz. 114.3. Bu bip bip sesi pars oksimetrik. Karnağın ucundan oksijen saturasyonunu ölçüyor. Evet, iki elektrodu da yerleştirdik. İkisi de aynı yeterli, o yüzden siz onu tek gibi görüyorsunuz şu anda. Beyin bir elektrodları yerleştirmesi kısmımız, dolayısıyla beyin ameliyatımız bitmiş oluyor. Stereotaksi, taksi taktay dokunmaktan geliyor. Bir yere üç boyutlu standartlarda erişebilmek, dokunabilmek anlamına geliyor. O yüzden bu ameliyatların hepsinin adı stereotaktik ameliyat zaten. Beyin pilleri basitçe 3 kısımdan oluşuyor. Beynin içerisine yerleştirdiğimiz 2 ince elektrot, göğüste kalp pili gibi dışarıdan programlayıp elektrik akımlarını ayarladığımız köprücük kemiğinin altına koyduğumuz pil kısmı ve onları birbirine bağlayan 2 ince kablo. Ameliyatın ilk aşamasında beyin haritalaması yaparak beyin pili elektrotlarını olması gereken beyindeki yere koyduk. Bu işte kural, yaklaşık 3 mm çapındaki bir anatomik oluşumu bulup oraya doğru elektrodu koyabilmek. Burada ne bir milim yana gitmeye, ne bir milim yukarı ya da aşağı gitmeye hakkımız var. Çünkü bir problem olmasa bile hastanın iyileşme şansını sağlayamayız ya da elinden alırız. Beyin pil elektrotları yerleştirdikten sonra hastanın başındaki çerçeveyi çıkardık. Şimdi anesiz doktor arkadaşlarımız hastayı uyutuyorlar. Bu uyuma sonrasında uzatma kablolarıyla pilini takacağız. Beyin ameliyatımız bitmiş olacak. Beyin ameliyatının bitmesi aslında her şeyin tekrar yeniden başlaması demek. Çünkü sonrasında hastalar bir hafta sonradan itibaren ayaktan poliklinik kontrollerine girerek pil ayarlarını yaptırıyorlar. Bu yaklaşık 3 haftalık bir süreç. Her sabah hasta geliyor, ona uygun ayarları yapıp ona göre ilaçlarını ya da tedavisini ayarlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 3 haftanın sonunda hastalarımız mezun oluyorlar. Yani pil ayarları bitmiş oluyor ve memleketlerine ya da bulundukları yere geri gidiyorlar. Sonrasında hastaları biz genelde 1,5-2 ay sonra bir ilk kontrolda, sonrasında da 3-4 ayları periyodik kontrollerle görüp değerlendirmek istiyoruz. Arkadaşlar şu anda ameliyatın ilk kısmını gerçekleştirmiş olduk hocamız. Şimdi de kalp pilinin göğüsteki yerine yerleştirme kısmı var. Yani ikinci kısma geldik. Ve yaklaşık hani sabah 6.30'da başlayacak. Ben şu an saat 10 civarındayız. Ve daha da bir 2 saat vesaire sürecek galiba. Şu an bu şekilde ben tekrardan ameliyathaneye gidiyorum. Şimdi ikinci kısım başlıyor olacak. Bu arada fark edildi mi bilmiyorum ama hocamız herhangi bir şekilde laptopa ya da masaya dokunduktan sonra hemen tekrar hijyene dikkat ediyor. Kıyafetlerini ve eldiveni tekrardan değiştiriyor. Ve giyinme sırasında da fark etmişsinizdir. Kendisi tek başına alıp giymiyor. Hemşireler giydiriyor. Yani dış kısmı tamamen steril oluyor. Biz de zaten ameliyata, yani hastaya ve steril alana 1 metre uzakta bekliyoruz. 1 metre uzaktan izliyoruz aslında. O yüzden hep çekimlerde benzer açıdan oluyor. Bu şekilde ameliyathanelerde sterilizasyona acayip dikkat ediliyor. Çünkü biliyorsunuz hastanın açık yarası var. Oradan mikrop kapma tehlikesi olabilir. O yüzden tamamen tertemiz olmak zorunda. Bunlar bizim uzatma kablolarımız. Bir ucuna elektrot girecek, diğer ucun pile girecek. Böylece boyundaki uzatmayı sağlayacak. Bu pil cihazının kendisi. Uzatma kabloları buraya girecek. Bu dışarıdan şarj edilen bir pil. Dolayısıyla buradan bilgisayarla buna bağlanıp beyne vereceğimiz elektrik akımının özelliklerini ayarlıyoruz. Beyin pili beyne verilen elektrik akımını değiştirebilmemizi sağlıyor. Tıpta bunun adı nöromodülasyon. Bir ameliyatın daha sonuna geldik. 900'ü geçen beyin pili, 1400'ü geçen hareket bozukluğu cerrahisi deneyimi de olsa insanın, her ameliyat ayrı bir challenge, ayrı bir macera, ayrı bir stres kaynağı.
Hasan'ımız birazdan uyanacak. Kısa bir süre ayılmada bulunacak. Sonrasında odasına çıkacak. 2 gün kadar kaldıktan sonra önümüzdeki hafta başında pil ayarlarına başlayacağız. Arkadaşlar ameliyatın ikinci kısmı biraz daha kanlıydı. O yüzden çok fazla görüntü çekemedim. Hatta biraz benim için de zor oldu yani. İzlemesi de biraz zor oldu. Bazı yerlerde dişimi sıkmak zorunda kaldım yani. Ama gerçekten hani güzel bir şey. Bu tecrübeleri edinmek, bunları görebilmek güzel bir şey. Evet, umarım sizin için de güzel olurdur. Şimdi bu scrubsları değişeceğim. Yani bunlar ameliyathanede giydiğimiz kıyafetler. Normal kıyafetlerimi giyip yukarı çıkacağım. Hoca orada bir hasta kontrolü yapacakmış. Oraya geçeceğim. Bu arada arkadaşlar saat 11.30 olmuş. Ben inanılmaz yoruldum. Yani sadece izleyerek bile acayip yoruldum. Hocayı düşünemiyorum artık. Böyle biraz uzun bir ameliyattı. Ameliyatı gayet iyi geçti. Ayağa kalkmak isterse kalkabilir. Tuvalete gitmek isterse gidebilir. İlk kalkışında yanında hemşire arkadaşlarımız olsun. Sonraki kalkışlarında da siz olun da hani narkozun da tesiriyle başımıza bir şey gelmesin. Tamam. 1-2 saat sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Yarın sabah bir kontrol tomografisi çekilecek. Tedavimiz öbür gün öğlen saatlerinde biter. Taburcu olacağız. Pazartesi sabah saat 7.30'da pil ayarlarına başlayalım. Hafta sonuna doğru yüzünde gözünde şişme, morarma, yumruk yemiş gibi olabilir. Onun yüzüyle gözüyle bir ilgisi yok. Buraya iğne yapıyoruz uyuşturucu, lokal anestetik veya buradaki sıvılar birkaç gün içinde yer çekimine bağlı aşağı doğru inebilir. Böyle bir şey olursa endişe etmeyin. Yüzü şişti, gözü şişti diye. Normaldir. Geçmiş olsun. Arkadaşlar çok şükür tamamladık. Daha demin de gördüğünüz gibi hasta gayet iyiydi. Hocamız işte yakınlarına açıklamalarını yaptı. Sizlere de arkadaşlar bu serüvene dahil olduğunuz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.